Bir Anı Bir Hikaye Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları 1688-1700'lü yıllar arasında 13 yılı içine alan bir macera 67. bölüm 66. bölümde özet olarak kendisine e, sahte imza ile esaretten kaçması için bir müsaade veren generalin hizmetinde iken o müsaade ile beraber güya almamış ama müsaadeyi kendi imzaları taklit ederek bu işi yapmış. Belgrad'a doğru yaklaşmakta güya iş arayan Müslümanken Hristiyan olan birisi gibi. Tabii oradaki Varadin Kalesi Komutanı ver evraka bakıyor. Tamam ama diyor yani buralarda senin bulunmana uygun değil. Bunu sormamız lazım. Tamam bu evraka tamam ama yine de sormamız lazım. Bir yandan gelecek haberi beklerken de siz de diyor burada bir yer bulun, bir ev bulun, kalın. İki hanım iki erkek dört kişiler. Onlar orada kalırken üç haftada gelmesi beklenen Viyana cevabına kadar da Osman işi bir yoluna koyup bir insan kaçakçısına para vererek Belgrad'a kapağı atarım diyor. Nihayet birisini buluyor. Diyor ki arkadaş ben kırk isterim. 20'sini peşin vereceksin. Kaçıracak adamlara vereceğim. Yirmisinde iş bittikten sonra sen bana ödersin. Hay hay para çok. Çünkü Viyana'daki Generalin evinde verilen ziyafetlerde çok bahşişler almış. Para gani ama hürriyet yok. Adama aman ha diyor, acele et bu parayı verdiği adama altınları benim çok acelem var diyor. Yani ne olur ne olmaz cevap geliverir. Hadi bu sahte derler falan derler. Bu sefer zindanlarda çürümek var. Adam da çok yeminler ederek sözler vermiş. İşte kendi dinleri üzerine yemin ederek desettik diye bir adam. Ertesi gün bütün beklememe rağmen de beklediğimiz halde bir haber çıkmadı desettikten. Daha sonraki sabah beklemekten usandım. Sırp mahallesine gittim. Adamı arıyorum. Nerede yaşadığını da tam bilmiyorum. Belki tesadüf ederim diye rastgele dolaşıyordum. Nitekim düşüncemde de yanılmamışım. Birden yanımda belirdi adam. Ama çevrede çok insan olduğu için konuşmadık. Tarif ettiği yoldan yürüyüp nehir kıyısına gittim. O da geldi arkamdan. Konuştuk. Adam ortaya çıkan bir aksilikten söz ediyordu. İş aksadı. Artık ne isteyecek onu Allah bilir. İş aksadı diyor şimdi adam. Gemi ve adam getirmez için Karlofçe birini gönderdim. Ama aradığım kimse yerinde yokmuş. Ne yapsın adam? Cep telefonda yok ki cep telefondan haber vere. Kendisine pek inanmaz gözlerle baktığımı anladı. Dedi ki ama merak etmeyin. Bir taraftan da eliyle işaret ederek kıyıya çekilmiş haldeki bir çam kayığı gösterdi. Karlovç'a'daki adamı bulamasak da Endişelenmeyin. Aa bak. Şu kayık bir arkadaşımındır. Bugün onunla konuştum. Anlaştım. Kayık için iki altın istiyor. Sen bana iki altın daha ver bakalım. Sahibine teslim edeyim. Siz de hazırlanın. Bu gece uygun olursa sizi bu kayağa bindirip Tuna'dan aşağıya göndeririz. Yirmi altını aldı. Adamı bulamadık dedi. 20 altında üstüne yattı. O adama göndermedi o parayı. Şimdi iki altın daha. Hemen çıkartıp iki altını verdim. Temeş varlı Osman altın bol. Adam altını alıp gitti. Ben de eve döndüm. Gece için hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Vakitte bir türlü geçmeyi bilmiyor. Heyecan var. Adam beklemeye başladık. Ama gece olmuş, Hatta sabah yaklaşmıştı. Adam yine hiç yoktu. Bir iz, işaret baktık yoktu. Sabaha kadar endişe ve korkular yaşadık. Meraktaydık ne olmuş acaba? Kuşluk vakti kalktım yine sırf varoşuna gittim. Mahallesine yani. Dolaşıp adamı aramaya başladım. Sonra da buldum. Buldum yine ama meyhanenin birisine oturmuş bazı sırf keferelerle iki beğeniyordu. Üç dört defa önlerinden gidip geldim, aşağı yukarı döndüm, dolaştım ama adam hiç aldırmadı, oral olmadı. Dönüp bakmadı bile. Kendi alemindeydi. Şüphelendim. Adamda ciddi bir iş peşinde biri değildi demek ki, adam. Öyle bir hal yoktu. Ertesi gün adamı yeniden aradım. Yine aynı yerde oturmuş. Domuz gibi içiyordu. Benden tarafa dönüp baktığı yok. Parasını aldığı kayık da olduğu yerde duruyordu. Artık hiç şüphem kalmadı. Bu ikinci işte de dolandırılmıştık. Bu alçak elimizden hileyle aldığı paralarımızı zevkle iyi biçiyordu. Yakasına, yap yakasına yapışamaz, dava edemezdim Niye? Ben de kaçağım. Sabrettim. Başka çare yoktu. Paradan vazgeçtim. Bari bizi ele vermese. Bir de gider bizi ihbar edebilir. Diye de bir yandan korkuyorum. Bizi ele vermesin de tek. Zehir zıkımla yesin içsin diye düşündüm. Bir iki gün daha geçti. Üzüntü ve korkumuz gittikçe arttı. Bu arada yanıma yaklaşan bazı Sırplar Sava gibi Sava dediği Sava desettik dediği adam gizli gizli kılavuzluk teklifi yapıyorlardı. Ama artık hiçbirisine yüz vermedim. Avusturya lisanıyla hakaret ve küfürler ediyordum. Yanımdan kovuyordum. Sırpların esirlere yaptıkları hakkında duyduklarımız da bu işte tabii ki tesirliydi. Bugünlerde Fürst Leichstein adlı generalin esirlerinden bazıları Viyana'dan kaçıp buralara gelmişti. Esirler bu Sırplardan bazılarıyla kılavuzluk etmeleri karşılığı anlaşmışlar. Esirleri ve kılavuzlarını görüp ben de konuşmuştum bir akşam. Bunları Belgrad'a götürmek üzere bindirdikleri gemide öldürmüşler. Karınlarını deşip nehre atmışlar. Ertesi gün duyuldu. Alçak soyuncular bütün para ve eşyalarını almışlar. Karınlarını niye deştiler kıymetli dinleyenlerim? Paraları yuttularsa eğer paraları çıkarmak için. Vahşete bakar mısınız efendim? Karşıdaki de insan, bu da insan. İkisi de Ademoğlu. oğlu. Hasreten o ahlaksız kadın bizim için çok kötü bir yalan yaymıştı. Bütün Varadin kalesi de var tabii Varadin'in. Ve sırf varoşundaki herkes yanımızda torbayla altın olduğuna inanıyorlardı. Kadın diyormuş bunda öyle bir para var ki. Nitekim bizi dolandıran o sava desettik de benimle pazarlık yaparken ya niçin bu kadar pintilik ediyorsunuz? Ben biliyorum ki yanınızda torbayla altın varmış. Bilenler söylediler. Demişti. Ben de ona ya bu sözler sahtekar yalancıların sözleridir. Buna niye inanıyorsun? Demiştim. Hiç Avusturya'da bir esirin elinde torbayla altın olması mümkün mü? Yani sen aklın kesiyor mu? Dedim. O alçak dolandırıcıydı şüphelenmemiz de çok ısrar etmedi. İsterse olsun hatta kendi mürüvvetimizden ne kadar verirseniz ona razıyım dedi. O dolandırıcı bu sefer dönüyor. Artık Viyana'dan cevapların gelmesine iki üç gün kalmıştı. Üç hafta çabucak bitmiş. Fakat biz henüz kaçış yolu bulamamıştık. Gece ve gündüzler endişe ve korkuyla geçiyordu. Dedik 67. bölümün sonuna geldik. 68. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı bir hikaye.